بسم الله الرحمن الرحيم باب قراءة بسم الله الرحمن الرحيم في الصلاة bu bab namazda besmeleyi okumanın bahsidir. Bismillahirrahmanirrahim namazda nerede okunur? Okunması lazım olan yer neresidir? Bu babı beyan edecek. Bu babda ulemanın ihtilafı var. Besmele Kur'an-ı Kerim'de zikredilmiştir. Hazreti Süleyman Aleyhisselatü Vesselam'ın belgesi yazmış olduğu kitapta İnnehu min Süleymane ve innehu Bismillahirrahmanirrahim bu ayetin bazısıdır. Bunda bir ittifak ulemanın ittifakı vardır. Bu ayetin bazısıdır. Bunda ihtilaf yok. Yalnız müstakil olarak Bismillahirrahmanirrahim müstakil bir ayet midir? Her surenin evvelinden birinci ayet midir? Yoksa yalnız Fatiha'nın birinci ayeti midir? Bunda ihtilaf olduğundan dolayı bunu burada beyan buyuracak. Haddesena Salih ibn Abdurrahman kâle haddesena Sa'id ibn Ebi Meryem kâle ahberena Leys ibn Sa'd kâle ahbereni Halid ibn Yezid en Sa'id ibn Ebi Hilal en Nu'aym ibn Mücmir kâle sallitu verâ Ebi Hureyre radıyallahu anh. Nu'aym ibn Mücmir diyor ki ben Hazreti Ebu Hureyre radıyallahu anh'ın peşinde namaz kıldım. Fekara okudu. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim okudu. Ondan sonra Fatiha'yı okudu. Felemma belaga gayril mağdubi aleyhim ve dallin. Buraya vasıl oldu. Yani Fatiha'nın akrına kadar okudu. Kale. Ebu Hureyre dedi. Amin. Fatiha'nın sonunda amin dedi. Fekalun nas. Nas da dediler. Amin. Cemaat da amin dediler. Yani bu hadis-i şeriften anlaşılıyor. Hazreti Ebu Hureyre radıyallahu anh Besmele'yi aşikare okumuş. Fatiha'yı da okumuş. Ondan sonra amin, amin. Bunu da aşikare okumuş. Cemaat da amin'i aşikare okumuşlar. Sümme yekul. Sonra Hazreti Ebu Hureyre buyurdular ki İzâ selleme. Selam verdiği vakitte buyurdular ki Emâ vellezî nefsî biyedî. Benim nefsim yedi kudretinde olan Allah'a yemin ederim ki inni le eşbehüküm salaten sizin en ziyade benzeyiniz benim. İnni le eşbehüküm sizin en ziyade benzeyeniz ne yönünden salaten namaz yönünden benzeyeniz benim. Kime? Bir Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Peygamber Efendimiz'e. Yani Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin kılmış olduğu namaza en ziyade benzetir kılan benim. Bu manada. Şimdi bunu burada iyice bir defa bellilemeli ki ihtilaflar bunun üzerine devran edecek. Nu'aym ibn-ül Mücmir'in rivayeti ve Hazreti Ebu Hureyre'nin nasıl namaz kıldığını rivayet ediyor. Buradan başlıyor. Haddesena Fehd ibn-i Süleyman kâle haddesena Ömer ibn-i Hafs ibn-i Gıyas kâle haddeseni Ebi. Ömer ibn-i Hafs diyor ki babam Hafs ibn-i Gıyas bana rivayet etti. قال حدثنا ابن جريج عن ابن أبي مليكة عن أم سلمة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي في بيتها أم سلمة رضي الله عنها diyor ki Peygamber Efendimiz benim evimde namaz kılardı. فيقرأ وقرأ الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم hayrın mağdûm aleyhim ve dâllîn böyle okurdu. Yani Besmele'yi Fatiha'yla beraber okurdu. Bu da Ümmü Seleme radıyallahu anh'ın hadisi. Şimdi gerek Hazreti Ebu Hureyre'nin kıldırmış olduğu namazda Besmele Fatiha-i Şerife'nin evvelinde geliyor. Ebu Seleme'de Peygamber Efendimiz'in kılmış olduğu namazı rivayet ediyor ki Peygamber Efendimiz Besmele'yi okur sonra Elhamdülillahi Rabbil Alemin'i okurdu. Bundan ne anlaşılıyor? Bundan diyor ki Fekâle Ebu Cafer İmam-ı Sahabi buyurdular ki Fezehebe kavmun kavm bir kavm sahip oldular. Bir cemaat sahip oldular ki La enne Bismillahirrahmanirrahim Bismillahirrahmanirrahim min Fatiha'til kitab Fatiha'til kitaptandır. Fatiha-i Şerife'dendir.
فَاَنَّهُ يَنْبَغِي لِلْمُسَلِّ مُسَلِّيَ لَاِيْكْتِرْ اَنْ يَكْرَأَ بِهَا بَسْمِلَيْ اُقْيَا كَمَا يَكْرَأُ بِفَاتِحَةِ الْكِتَابِ فَاتَيْ شَيْفِي اُقْدُوا gibi Besmele'yi de okuya. Evet. Yani Besmele ayeti kerimeden, Besmele-i Şerife, Fatiha-i Şerife'den bir ayet olduğundan dolayı Fatiha-i Şerife okumasından evvel bunu okuması layıktır. Hatta İmam-ı Şafii'ye göre farzdır. Fatiha'sız namaz olmaz, Besmele'siz de Fatiha olmaz. Binaenaleyh bir adam Besmele'yi okumaz da Fatiha'dan başlarsa onun kıraati noksan olur, namazı tamam olmaz. وَاَحْتَجُّ اَحْلِجَاجْ اِتْتِلَرْ فِي ذَٰلِكَ Bu Besmele'nin Fatiha ile beraber okunması hakkında veyda yukarıdaki delillerle ihticac ettikleri gibi ne ile ihticac ettiler? بِمَا رُوِيَنْ اَسْحَابِ رَسُولِ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ Peygamber Efendimiz'in eshabından okunan gelen rivayetlerle ihticac ettiler. كَمَا حَدَّسَنَا اَبُوْ بَكْرَةَ Netekim Ebu Bekir bize rivayet eyledi. قَالَ حَدَّسَنَا اَبُوْ اَحْمَدْ قَالَ حَدَّسَنَا عَمْرُ بْنِ ذَرِّنْ عَنْ اَب۪يهِ عَنْ سَعِيدِ بِنْ عَبْدِ الرَّحْمَانِ بِنْ اَبْزَى عَنْ اَب۪يهِ قَالَ عَبْدِ الرَّحْمَانِ بِنْ اَبْزَى dediler ki صَلَّيْتُ خَلْفِ عُمَرَ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ Hazreti Ömer'in peşinde namaz kıldım. فَجَهَرَ اَشِكَرَ وَكُدِي نَيِّ Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Cehri taşkar okudu. Ve kâne ebi Sa'id ibn Abdurrahman diyor ki babam oldu. Babasının da rivayet etti ya Abdurrahman ibn Abdurrahman oldu. Yecheru cehri derdi. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Cehri derdi. Aşkar okudu. Hazreti Ömer radıyallahu anh Besmele'yi aşikar okuduğundan dolayı babası ondan rivayet ediyor Abdurrahman ibn Ebza diyor ki o da aşikar okurdu. Ve kemâ haddesena Fahd'ün nitekim bize rivayet eyledi. Fahd kâle Fahd dedi ki haddesena Muhammed ibn-i Sa'id kâle akhberena şerikünen Asiminen Sa'id ibn-i Cübeyrin an ibn-i Abbasin radıyallahu anhüma Said ibn-i Cübeyr, Abdullah ibn-i Abbas radıyallahu anhümden rivayet etti ki ennehu cehere biha Abdullah ibn-i Abbas da namazda Besmele'yi aşikar okudu. Ve kemâ haddesene Ebu Bekret'e nitekim bize Ebu Bekir'e rivayet eyledi. Kâle haddesene Ebu Asim kâle ehberen ibn-i Cüreyt'in ennâfi'in Ali ibn-i Umar'a radıyallahu anhü ennehu kâne la yeda Abdullah ibn-i Umar'dan Nafi rivayet ediyor ki Abdullah ibn Ömer kâne lâ yedev terk etmez idi. Neyi? Bismillahirrahmanirrahim Besmele-i Şerife'yi terk etmez idi. Kable sureti sureden evvel ve ba'daha sureden sonra yani Fatiha-i Şerife sure dediği Fatiha-i Şerife'den evvelde sonra da terk etmezdi okurdu. Evvelden okurdu Fatiha-i Şerife'den bir ayet olduğunda Yaz-ı Ulema'nın mezhebi var ya öyle diyenler de öyle diyenler gibi yani Abdullah ibn Ömer'in de fikri Fatiha-i Şerife'den birinci ayet olduğundan okurdu. Bir de ondan sonra okurdu. Ondan sonra niçin okurdu? Ondan sonra da diyor İzâ kare bi suretin ukra fissalâ namazda başka bir sure okuyacağı vakitte Fatiha'dan sonra da okurdu. Demek Abdullah ibn Ömer'e göre Besmele her sureden birinci ayet olduğundan Fatiha-i Şerif okurken Besmele'yi okudu. Bir de diğer bir sure okuyacağı vakitte orada da Besmele'yi okudu. Çünkü o kavle göre, onlara göre Besmele her surenin birinci ayetidir. Ve kemâ haddesene Ebu Bekret'e nitekim yine Ebu Bekir bize rivayet eyledi. Kâle haddesene Ebu Davud. Kâle haddesene Ebu Bekir'in Nehşeliyyü. Kâle haddesene Yezîdül Fakir. An İbn-i Umar'a radıyallahu anhu ennehu kan Yezîdül Fakir diyor ki Abdullah İbn-i Umar radıyallahu anhu kâne yeftetihul kiraate kiraate başlar diyeyim namazla Bismillahirrahmanirrahim Bismillahirrahmanirrahim ile başlar diyeyim yani namazda Fatiha'yı okuyacak ya Fatiha'dan evvel Besmele'yi aşikar okur diyeyim ve kemâ haddesena İbrahim ibn-i Merzuk nitekim bize İbrahim ibn-i Merzuk da rivayet ettiği gibi
قال حدثنا أبو زيد الهروي قال حدثنا شعبة عن الأزرق بن قيس قال صليت خلف ابن الزبير قال صليت خلف ابن الزبير ben عبد الله بن الزبير'in peşinde namaz kıldım فَسَمِعْتُهُ onu ben işittim يَقْرَهُ okurdu ne okurdu? بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم okurdu ondan sonra Fatiha-i Şerife'yi okurdu غَيْرِ الْمَغْضُوبَ عَلَيْهِمْ وَلَا الضَّالِّينَ Fatiha-i Şerife'de burayı vasıl oldu mu? Ondan sonra okurdu. Bismillahirrahmanirrahim. Ondan sonra da Fatiha-i Besmele-i Şerife'yi okurdu. Yani bunda da Fatiha'dan evvel de Besmele okurdu. Fatiha'dan sonra da Besmele okurdu. Başka bir sure okuyacak ise. وَاَحْتَجُّ فِي ذَٰلِكَ İşte bu Besmele'nin aşikare namazda okunmasına sahip olanlar ihticac ettiler. Bu okuduğumuz eserler ile. Daha ne ile? Bima haddesene Ebu Bekir'de. Ebu Bekir'in rivayet etmiş olduğu eserler diye ihticac ettiler. Kale Ebu Bekir dedi ki haddesene Ebu Asim kale akhberen ibn-i Cüreyc an ebihi an Sa'id ibn-i Cübeyr an ibn-i Abbas'ın radıyallahu anh. Abdullah bin Abbas'tan rivayet eyledi. Estaizu billah ve laqad ateynake seb'en minel methani. Bununla da istidlal eyledi, ihticac eylediler. Kale Abdullah bin Abbas buyurdular ki bu seb'en minel methani nedir? Fatihatul kitab, Fatiha-i Şerife'dir. Sümme kara ebnu Abbasin Abdullah bin Abbas okudu. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim okudu. Ve kâle buyurdu ki hiyel âyetus sâbi'a. Yedinci ayette budur. Fatiha-i Şerife elhamdülillahi rabbil aleminden sonuna kadar altı ayettir. Yedincisi de Bismillahirrahmanirrahim. Bunu beyan buyurmuş oldu. Cenab-ı Hak Hazretleri Peygamber Efendimiz'e buyuruyor ki ve lekad âteynâke Habibim ben azimüşşen sana verdim. Seb'en minel mesani, seb'en yedi verdim. Neden minel mesani? Mesaniden. Ayetleri ikişer ikişer olan bir sure verdim ki yedi ayettir. Onların da kelimeleri ikişer ikişerdir. Seb'en minel mesani derilmesi o. Mesela Elhamdülillahi Rabbil Alemin Errahmanirrahim. Bak iki. Maliki yevmiddin, iki, iyyâke na'budu, iki, iyyâke nâsta'in, iki, ehdine sırâtel müstakîm. Tekrar yine bir ehdine daha geliyor. Ehdine sırâtel lezîne nemte aleyhim. Gayril me'adûbi. Ondan sonra veled-dâlim, veled-dâlim de ve gayrud-dâlim manasına ikişer ikişer geliyor. Onun için buna sebül mesani deniliyor. Fakat bunlar altı ayet oluyor, yedincisi de Besmele-i Şerif oluyor. Kâle Cüreyş dedi ki, وَقَرَى عَلَيَّ بَنَا اُقُدِ سَعِيدِ بْنُ جُبَيْرِ Said ibn Jubeyr bana Fatiha-i Şerif'i okudu. كَمَا قَرَى عَلَيْهِ اِبْنُ عَبَّاسِ رَضِيَ اللّٰهُ عَلَيْهِ Abdullah ibn Abbas, Said ibn Jubeyr'e nasıl okumuşsa Said ibn Jubeyr de bana öyle okudu. Yani Besmele-i Şerife'yi de beraber okudu. Şimdi bunlara göre, bu kavme göre Besmele-i Şerife Fatiha'dan birinci ayettir. Fatiha-i Şerife ile beraber okunacak. Namaz aşikare okunacaksa, kıraat aşikare okunacaksa Besmele de Fatiha-i Şerife ile beraber aşikare okunacak. Yok, Fatiha-i Şerife gizli okunacaksa zaten Besmele de gizli okunacak. Ve halefen fî zâlike âkharûn. Ulemanın diğerleri bunlara muhalefet ettiler. Fekâlu buyurdular ki lâ nerâ biz görmeyiz. El cehre biha Besmele-i aşikare okumayı görmeyiz. Fissalatı namazda. Namazda Besmele cehren okunmaz dediler. Siz diyorsunuz ki Besmele Fatiha ile beraber cehren okunur. Biz de diyoruz ki okunmaz dediler. وَاَخْتَلَفُوا بَعْدَ ذَٰلِكَ Aşikar okunmaz diyenler de ihtilaf eylediler. İki kısmı ayrıldılar. فَقَالَ بَعْضُهُمْ Bazısı dediler ki يَقُولُهَا سِرًّا Onu gizli okur. Besmele'yi okur fakat gizli okur. İşte bu mezhebe sahip olanlar Hanefiye, Cumhuri Muhaddisin ve fukahayı emsar bunlar buna sahip oldular. Şafiiyeden de bir cemaat
Ve kâle bazıhum, bazıları da dediler ki la yekûlühâ, besmeleyi okumaz, elbette elbette okumaz. Naşikâr oku, necis okur. İmam-ı Malik'ten meşhur olan rivayette bu. İmam-ı Evzai'nin mezhebi de bu. Fatiha'nın evvelinde besmeleyi okunamaza başladı mı? Elhamdülillahi Rabbil Alemin'dir. Başlar gider. Besmeleyi okumak yok. La fi sırrı, ne gizli de okur ve la fil alaniyetini de aşikar ede okur. Bunlar da ikiye ayrıldılar. Evet. Ve ihteccu, bu aşikare okumaz da gizli okur yahut da hiç okumaz diyenler ihticac eylediler. Ala ehlil mekaletil ula, birinci mekale sahiplerine. Fizalik besmelenin aşikare okunmasında ve hutta okunmamasında bu ikinci mekale ehli birinci mekale ehlinin aleyhine delil getirdiler. Ne ile? Bima haddesena Hüseyin ibn-i Nasır'ın, Hüseyin ibn-i Nasır'ın bize rivayet etmiş olduğu hadisle ihticac ettiler ki bizim dediğimiz doğrudur. Aşikare okunmaz. Kale Hüseyin ibn-i Nasır dedi ki haddesena Yahya ibn-i Hassan, kale haddesena Abdülvahid ibn-i Ziyad, قال حدثنا عمارة بن الكعكاع قال يحتج على أهل المقالة الأولى في ذلك ومسألة hakkında birinci makale sahiplerinin aleyhine hüccet getirdiler. Yani besmele cehren okunur diyenlerin aleyhine. Bu besmele ya hiç okunmaz yahut da gizli okunur diyenler hüccet getirdiler. Ne ile? Bir maşhur bir hadiste ki haddesena Hüseyin ibn-i Nasır. Hüseyin ibn-i Nasır bize rivayet eyledi. Kale haddesena Yahya ibn-i Hassan. Kale haddesena Abdülvahid ibn-i Ziyad. Kale haddesena Umaret ibn-i Kaka. Kale haddesena Ebu Zür'ata ibn-i Amrin ibn-i Cerir. Kale haddesena Ebu Hureyre radıyallahu anhu. قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم حضرت ابو هريره رضي الله عنه dediler ki كان رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا نهض في الثانيه رسول اكرم efendimiz ikinci rekete kalktığı vakitte olurdu istiftah başlar olurdu bi elhamdülillahi rabbil alamin elhamdülillahi rabbil alamin der başlar olurdu ve lem yeskut şükut etmezdi. Yani aşikare bunu okurdu, nihayetine kadar vardırırdı. Şükut etmezdi ne demek? Yani ikinci rekete kalktığı vakitte orada biraz durur da belki gizli bir besmele okurdu. Yok. Hemen namaza kalkar kalkmaz elhamdülillahi rabbil alemindir okurdu. Şimdi bunda besmele ya hiç yok, ya hiç okumaz yahut da gizli okurdu. Fakat velem yeskut dediğine göre hiç okumazdı manası çıkar. Kale Ebu Cafer İmam-ı Tahavi dedi ki fe fihâda delilun, bunda delil olucudur ki enne bismillahirrahmanirrahim bismillahirrahmanirrahim leyset olmadı min fatihatil kitab fatiha-i şerifeden olmadı. Ve lev kânet min fatihatil kitab fatiha-i şerifeden olsaydı لَقَرَأَ بِهَا بَسْمِلَيْهِ اُكُرْدِ بِرَسُولَ اِكْرَمِ اَفَنِمِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمِ فِي السَّانِيَةِ ikinci rekette okurdu ki مَا قَرَأَ فَاتِحَةَ الْكِتَابِ Fatiha-i Şerife'yi okuduğu gibi ikinci rekete kalktı mı hemen Fatiha-i Şerife'yi okudu. Besmele eğer Fatiha'dan bir ayet olsaydı onu da beraber okurdu. Halbuki okumadı. وَالَّذ۪ينَ şul bir kimseler ki اِسْتَحَبُّوا müstahap gördüler. El cehre biha besmelenin aşikar okunmasını müstehap gördüler. Nerede? Fir reketel ula birinci rekette. Niçin müstehap gördüler? Leenneha besmele indehum kendileri indinde kendilerinin reyine göre min fatihatil kitab fatiha-i şerifedendir. Onun için müstehap gördüler. İstehabbu zalike izâ yine bunlar müstehap gördüler. Besmelenin aşikar okunmasını fissaniyeti ikincide de müstehap gördüler. Besmele Fatiha'dendir. Fatiha cehren okundu mi besmele de okunacaktır diyenler hem birinci rekette besmeleyi Fatiha ile beraber cehren okuyacak hem ikinci rekette besmeleyi Fatiha ile beraber okuyacak.
buna sahiptirler ve bunlar böyle diyorlar. Halbuki bu okuduğumuz rivayette Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem den Ebu Hureyre rivayet ediyor ki Peygamber Efendimiz ikinci rekete kalktığı vakitte hemen Elhamdülillahi Rabbil Alemin dedi, başladı. Onun evvelinde bir parça sükut edip de bir besmele okuyacak kadar sükut buyurmadı. Bundan anlaşılıyor ki besmele Fatiha-i Şerife'den değildir. فَلَمَّنْ تَفَا وَقْتَكِ مُنْتَفِ oldu, yok oldu bir hadise Ebu Hureyre tehâdâ. Hazreti Ebu Hureyre'nin bu hadisiyle yok oldu ney? En yekûne Resûlullah sallallahu aleyhi ve sellem Peygamber Efendimiz'in olması, kere'e biha onu okuması, nerede? Fissaniyeti, ikinci de okuması ki müntefi oldu. İntefâ biha eyda, bununla yine müntefi oldu, yok oldu ki en yekûne ola, kere'e biha onu okumuş ola, fil ola, birincide de okumuş olması bununla müntefi oldu. Madem ikinci de okumadı, demek birincide de lazım değil, onu da okumamıştır. فَعَارَدَ هَذَا الْحَدِيثِ işte bu Ebu Hureyre radıyallahu anh'ın rivayet etmiş olduğu bu hadis mariz oldu neye? Hadise Nüaymi bin Mücmir, Nüaymi bin Mücmir'in rivayetine. Ona mariz oldu. Nüaymi bin Mücmir rivayet etti yine Hazreti Ebu Hureyre'den ki Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem namaza kalktı, Besmele'yi okudu, sonunda da Fatiha-i Şerife'yi okudu. Şimdi Hazreti Ebu Hureyre'den iki rivayet var. Nüaymi rivayetine göre Besmele'yi Fatiha ile beraber Resul-i Ekrem Efendimiz aşikare okudu. Burada da yine Ebu Hureyre radıyallahu anh'den Ebu Zür'e rivayet ediyor ki Peygamber Efendimiz ikinci rekete kalktı mı hiç Besmele'yi okumadı. Fatiha-i Şerife ile başladı. Bu iki hadis birbirine mariz olduğundan dolayı ne yapacağız? Yani orada diyor ki وَهَذَا وَكَانَ هَذَا bu ikinci hadis Ebu Zür'e'nin rivayeti اَوْلَى مِنْهُ Nüaym'in rivayetinden evladır. Ne için? اِسْتِقَامَةِ تَرِيكِهِ bu ikinci hadisin Ebu Zür'e'nin hadisinin tariki müstakim olduğu için وَفَضْلِ سِحَّةِ مَجِيهِ sağlam gelmesinin fadileti olduğu için yani senedi kuvvetli. Onun için onun senedi fadileti var. Ala meci hadisi Nüaym'in, Nüaym'in hadisinin senedi üzerine fadilet olduğundan bunu almak daha evladır. Çünkü Nüaym'in hadisi me'luldur. Neden me'lul oluyor? Hazreti Ebu Hureyre radıyallahu anh'ın 800 talebesi varmış. O 800 talebesinden yalnız bir tanesi teferrüt ediyor. Bir tanesi Nüaym diyor ki Hazreti Ebu Hureyre Fatiha ile beraber Besmele'yi okudu. 800 talebenin içinde bir tane. Ötekiler bu rivayeti söylemiyorlar. Öyleyse bu hadis me'lul oldu. 800 kişinin hiçbirisinden bir rivayette yok, bu da yalnız Nüaym'de mi var? Öyleyse bunda bir illet olduğundan dolayı ötekini almak daha doğru oldu. وَقَالُوا dediler ki وَأَمَّا حَدِيثُ اُمُّ سَلَمَةَ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهَا اَمَّا اُمُّ سَلَمَةَ hadisine ne dersiniz? Buna da cevap lazım. Ümmü Seleme radıyallahu anh'a diyor ki benim evimde Resulullah Efendimiz namaz kıldırdı ve Fatiha'dan evvel Besmele okudu, Fatiha'dan sonra da okudu. İşte bu hadise gelince diyor اَلَّذ۪ي öyle hadis ki رَوَاهُ اِبْنِ اَب۪ي مُلَيْكِ اِبْنِ اَب۪ي مُلَيْكَ rivayet eyledi. Fakat ihtilaf eyledi اَلَّذ۪ينَ رَوَوْهُ ve hadisi rivayet edenler ihtilaf eyledi fî lefsihi ve hadisin lefsinde ihtilaf eylediler. Yani bunu rivayet edenler bir lafız üzerine getirmediler. Lafızla ihtilaf eylediler, o da illet sayılır. فَرَوَاهُ بَعْضُهُمْ bazıları zikreylediler. عَلَى مَا زِكَرْنَهُ bizim zikrettiğimiz lafız üzerine. وَرَوَاهُ آخَرُمْ başkaları da rivayet eylediler. عَلَى غَيْرِ ذَلِكْ başka lafız üzerine rivayet eylediler. Başka lafız hangisi? Onu da rivayet ediyor. كَمَا حَدَّسَنَا رَبِيعُ الْمَأَذِّنُ لِتَكِمْ رَبِيعُ الْمَأَذِّنُ bize rivayet eyledi. قال حدثنا شعيب بن الليث قال حدثنا الليث عن عبد الله بن عبيد الله بن أبي مليكة أن يعلى يعلى بن مملك يعلى بن مملك من روايات يقول كأنه سأل أم سلمة حضرة أم سلمة يسردي
En kıraati Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, Peygamber Efendimiz'in kıraatinden sordu ki Resulullah Efendimiz namazda nasıl okurdu ve ne okurdu? Fene'atet Ümmü Seleme radıyallahu anh'a vasfetti. Lehu yalaya. Neyi? Kıraati Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, Peygamber Efendimiz'in kıraatini ona vasfetti. Le olduğu halde vasfetti. Müfessireten. Onu tefsir edici olduğu halde. Harfen harfen. Teker teker, harf harf, tane tane onu tefsir eder olduğu halde vasfetti. E şimdi Ümmü Seleme'den ötekinde gelen lefiz başka, bundaki gelen lefiz başka. Fesihâde bu hadiste olucudur ki enne zikre kıraati bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim'i kıraati, bunu okumanın zikri. Min Ümmü Seleme'de, Ümmü Seleme'den radıyallahu anh'a. Ne olduğu halde Ümmü Seleme ten'utu bizalike, bunu vasfeder olduğu halde okudu. Neyi vasfeder olduğu halde? Kıraate Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, Peygamber Efendimiz'in okuduğunu lisairil Kur'an, Kur'an'ın diğer yerlerini okumasını vasfeder olduğu halde keyfe kânet, nasıl idi? Nasıl idi? Onları teker teker onu vasfetti ki Resulullah Efendimiz böyle okurdu. وَلَيْسَ فِي ذَٰلِكَ bunda olmadı, delilün delil olmadı ki enne Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem kâne yakra. Peygamber Efendimiz Besmele'yi okurdu. Ey Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim namazda okurdu diye bir delil yok. فَمَانَا هَذَا bunun manası. غَيْرُ مَانَا حَدِيثِ İbn-i Cüreyc, İbn-i Cüreyc'in hadisinin gayridir. İbn-i Cüreyc yukarıda rivayet etmiş diye. Evet, işte onun manası başka, bunun manası başka. İbn-i Cüreyc, İbn-i Ebi Müleyke'den rivayet etmişti ki Peygamber Efendimiz Hazreti Ümmü Seleme'nin evinde namaz kıldı. Bismillahirrahmanirrahim dedi. Fatiha'yı da sonuna kadar okudu. Onun lefzi başka, buradaki hadisin lefzi başka. Fakat yecudu caiz olur eyza, yine böylece en yekûne ola takdi'u fatiha'til kitab. Fatiha-i kitabın tek değil, tane tane böyle okunması. اَلَّذ۪ي فِي حَد۪يسِ اِبْنِ جُرَيْجِ İbn-i Cüreyc'in hadisinde olan Fatiha-i kitabın tek değil ola. كَانَ مِنْ اِبْنِ جُرَيْجٍ اَيْذَا İbn-i Cüreyc'den ola hikayeten minhu. Ondan hikaye ola. Caiz ki yani İbn-i Cüreyc orada rivayet etti ya Hazreti Ümmü Seleme radıyallahu anhadan. Peygamber Efendimiz şöyle okudu. Caiz ki İbn-i Cüreyc de böyle hikaye etmiş ola. Minhu kendisinden, İbn-i Cüreyş'ten olmuş olan lil kıraatil müfessereti, tefsir edilen bir kıraati hikaye olan. Ne ile tefsir edilmiş? Harfen harfen, harf harf tefsir edilmiş bir kıraati hikaye etmiş olan. Elleti öyle kıraati hikaye ve hikaye eyledi. Elleytü leys an İbn-i Ebi Müleyke'de, İbn-i Ebi Müleyke'den rivayet eyledi. Bu da hikaye terbiyle harf harf okumuş olan. Fentefa bizalik öyleyse bununla müntefi oldu. En yekûne fî hadîs Ümmü Seleme'te, Ümmü Seleme'nin hadisinde olmak, salik işte o hadisinde olmak, ne olmak? Hüccetün le ehalin, bir kimseye hüccet olmak, bu da müntefi oldu. Yani bunda da hüccet yoktur ki Besmele Fatiha'dendir. Buna hüccet, böyle bir hüccet yok. Ve kâlû lehumeyde, yine bunlar dediler, yani Besmele Fatiha'den değildir diyenler, lehum, yukarı çıkan ve yani Besmele Fatiha'dendir diyenlere dediler ki فِيمَا رَوَوْهُ اَنْ سَعِيدِ بْنِ كُبَيْرٍ عَنِ بْنِ عَبَّاسِ Siz rivayet eylediniz Sa'id ibn-i Kübeyr'den o da Abdullah ibn-i Abbas radıyallahu anhuma'dan فِي قَوْلِهِ وَلَقَدْ عَتَيْنَاكَ سَبْعًا مِنَ الْمِثَانِ وَلَقَدْ عَتَيْنَاكَ سَبْعًا مِنَ الْمِثَانِ İşte bu Fatiha-i Şerife'dir diye Abdullah ibn-i Abbas'dan rivayet eylediğiniz bu hadiste. Bunlara cevaben, size cevaben denilir ki اَمَّا مَا ذَكَرْتُمُوهُ اَمَّا sizin zikrettiğiniz şey o da neden? مِنْ اَنَّهَا وَفَاتَهِ شَرِفَ هِيَ السَّبْبِ الْمَسَانِ Sebb-i Mesani budur. Diyorsunuz ki işte Sebb-i Mesani Fatiha'dır. فَاِنَّا لَا نُنَازِعُكُمْ فِي ذَلِكِ Sizinle münazaha, münakaş etmiyoruz. Biz de sizin dediğiniz gibi diyoruz ki Fatiha-i Şerife Sebb-i Mesani'dir. وَأَمَّا مَا ذَكَرْتُمُوهُ وَبِشَيْكِ Siz zikrettiniz.
min enne bismillahirrahmanirrahim besmele-i şerife minha fatihatendir. Böyle zikrettiniz. Buna gelince fakat ruvi hâza an İbn Abbas'ın radıyallahu anhüma ve Abdullah İbn Abbas'tan rivayet edildi. Kemal zikrettim zikrettiğiniz gibi. Ki Fatiha-i Şerife'nin adı Sebül Mesani'dir. Ve kadruvi en gayrihi başkalarından da rivayet edildi. Onlar da kimden? Mimmen reveyna anhu. Mimmen bir kimselerden ki reveyna biz rivayet ettik anhu ondan. Başkalarından da bizim rivayet ettik. Fiyazel bab. Bu babda kendilerinden rivayet ettiğimiz adamlar da başkaları da var. Ki onların rivayeti ma yok ma ol bir şey rivayet edildi ki o gayriden. Yedullu ala hilafi zalik. Abdullah ibn Abbas'ın rivayetinin hilafına olan şey rivayet edildi. Ki ennehu Abdullah ibn Abbas yahut da Resul-i Ekrem Efendimiz lem yecher biha Besmele-i Şerife'yi aşikar okumadı. Abdullah ibn Abbas diyor ki aşikar okudu. Halbuki başkaları da rivayet ediyor ki okumadı. وَلَمْ يَخْتَلِفُوا جَمِيعًا Hepsi ihtilaf etmediler ki اَنَّ فَاتَعَ تَلْكِتَابِ سَبْعُ عَيَاتِ Fatiha-i Şerife 7 ayettir. Bunda ihtilaf olmadı. Her iki tarafta 7 ayet diyor. فَمَنْ جَعَلَ بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ Bir kimse ki Besmele-i Şerife'yi kıldı. مِنْهَا فَاتِحَ-i Şerife'den kıldı. عَدَّهَا آيَةً Bunu ayet saydı. 7 ayet. Birincisi Besmele. Altısı da Elhamdülillahi Rabbil Aleminden aşağı. Ve men lem yece'alha minha bir kimse ki Besmele'yi kılmadı. Minha Fatiha'dan kılmadı. Adda en'amte aleyhim en'amte aleyhim kıldı ayeten bir ayet. Ehdine sıratal müstakime sıratal lezine en'amte aleyhim. İşte en'amte aleyhim dedi. Onu bir ayet saydı. Gayril mağdubi aleyhim veleddalin. Onu da bir ayet saydı. Yine 7 ayet oldu. فَلَمَّ اَخْتَلَفُوا فِي ذَٰلِكَ وَقْتَ كِ bunlar ihtilaf ettiler. Ne? Bu 7 ayet Fatiha-i Şerife ama Fatiha'yı 7 ayet, Besmele'de 1 ayet 7 böyle mi? Yoksa Elhamdülillahi Rabbil Aleminden gelir. اَنْعَمْتَ عَلَيْهِمْ de durur. Oraya kadar 6 ayet. غَيْرِ الْمَغْضُوبَ عَلَيْهِمْ وَلَا الظَّالِمِ O da 1 ayet böyle 7 ayet olur. Bu nasıldır? Bunun için وَجَبَ النَّزَرْ نَزَرْ قِيَس yani aramak, taramak icap etti. Nazar vacip oldu. Ve senübeyyinü zâlike bunu da beyan ederiz. Fî mevdîhî inşallah. İnşallah kendi yerinde bunu da beyan ederiz. Ve kadûru viyan Osman ibn Affan radıyallahu anh. Hazreti Osman radıyallahu anh'den rivayet edildi. Maşul bir rivayet yıkat haddesena bize rivayet eyledi. Ali ibn Şeybe, Ali ibn Şeybe bize rivayet eyledi. Kâle haddesena Havzetü bin Halifete. أن عوف عن يزيد الرقاشي يزيد الرقاشي ذن رواية ذلدي فقد تهاتوا رسديوك أن يزيد الفارسي رقاشي ديل ده فارسي در شرطه بني دور görüyor عن ابن عباس رضي الله عنهما عبد الله بن عباس رواية ذلدي قال قلت لعثمان بن عفان رضي الله عنه حضرت عثمان بن dedim ki diyor عبد الله بن عباس sormuş حضرت عثمان'a مَا حَمَلَكُمْ Sizi ne hamletti? Ne icap ettirdi? أَلَا أَنْ عَمَّتْتُمْ Siz kastettiniz ile الْاَنْفَال Sûre-i Enfal'a. وَهِيَ مِنَ السَّبْعِ الطِّوَال O da سَبْعِ الطِّوَالْدَنْدِرْ Kur'an-ı Kerim'in evvelinde 7 sure var, vardır ki onlara سَبْعِ الطِّوَال denilir. Bu Sûre-i Enfal da bunlardandır. Buna siz kastettiniz. وَاِلَى بَرَاءَ Bir de Sûre-i Berâ'ta kastettiniz. Sebit-i Val'dan saydınız ve yemin el-mi'in. Halbuki Sebit-i Val'dan değildir de mi'indendir. Mi'in yani yüzer ayet tahminen yani yüze yakın, yüzden aşağı, yüzden yukarı. Bunlara da mi'in derler. Bu beraat mi'indendir. Fekarentüm beynehuma bunların ikisinin arasını mukarin koydunuz, ikisini birbirine birleştirdiniz ve cealtumuha bunları kıldınız fissab'et-i Val Sebit-i Val'da kıldınız. وَلَمْ تَكْتُبُوا بَيْنَهُمَا İkisinin, iki surenin arasına da yazmadınız. Neyi? Satra Bismillahirrahmanirrahim Bismillahirrahmanirrahim satrını yazmadınız. Sureleri birbirinden ayırmak için arasına Bismillahirrahmanirrahim yazardılar ki yani sure bitti, öteki sure başladı. Bunları da yazmadınız. Sizi bu işe hamleden neydi, icbar eden neydi, sebep neydi diye
Hazreti Osman radıyallahu anhü'den soruyor. Fekali Osmanu, Hazreti Osman dedi ki, buyurdular ki, İnne Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, Peygamber Efendimiz, kâne yenzilu aleyhil ayet, ayet ona nazil olurdu. Feyekûlu, buyururdu ki, İc'alûhâ, bu ayeti kırınız. Fis suretilleti, şul bir surede ki, şul bir surede yazınız, orada koyunuz ki, yüzkeru fîhâ, o surede zikredilir, keza ve keza, şöyle şöyle. Mana itibariyle, yani nereye münasipse, mesela Yunus Aleyhisselam'ın kıssesi mi var, Yusuf Aleyhisselam'ın kıssesi mi var, yoksa Beni İsrail'in kıssesi mi var, hangi kıssede hangi manalar varsa siz de bu ayeti oraya koyunuz. Ve kânet kıssatuhâ, bunun kıssesi de oldu, şebiheten bi kıssatihâ, yani Beraat'ın kıssesi Enfal'ın kıssesine şebih oldu, yahut da Enfal'ın kıssesi Beraat'ın kıssesine şebih oldu. Onun için bunların ikisinin arasını biz birleştirdik. Bu surenin bu sureden olmak ihtimaline mebni. Caiz ki bu Berat ile Enfal bir sure. Biz bunları ayırmadık. İkisini beraber kıldık. Fetufiye Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, Peygamber Efendimiz dar-ı ahirette teşrif ettiler. Ve lem es'elhu an zalik. Hazreti Osman radıyallahu anh diyor ki, ben Peygamber Efendimiz'den de sormadım bunu. Fekhiftu, ben korktum ki en tekune Süreyi beraat ola, minha enfaldan ola. Fekarentü beynehuma, ikisinin arasını mukarin kıldım, araya besmele mektup beynehuma, aralarına da ikisinin arasına yazmadım. Satra bismillahirrahmanirrahim, bismillahirrahmanirrahim satrını yazmadım. Ve cealtuma, ve cealtuhuma, bu ikisini de kıldım. Fis sab'ittival, sab'ittivalda kıldım. Yani sebebi bu. Fakat şerh de buna cevap veriyor ki, diyor ki, ayet-i kerimelerin hangi surenin neresine koyulacağı bu aklından değildi. Hazreti Osman radıyallahu anh böyle mücmel getiriyor bu rivayeti. Yani siz kırınız deyince, yani eshabe havale etmiş de onlar koymuşlar. Yok. Şu ayetten sonra yazın. Şu ayetten evvel yazın. Şu iki ayetin arasına yazın. Bunlar tevkifidir. Resulullah Efendimiz tarif etmiş, öyle yapmıştır. Başka rivayetlerde bu uzun uzun geliyor. Burada Sure-i Berat'ın evvelinde besmele yazılmaması başka rivayetlerde geliyor. Seyf ayeti, harb ayeti olduğundan dolayı besmele yazılmamıştır. Sure-i Enfal başka suredir, Sure-i Berat da başka suredir. Diğer yerlerde izahat var. Kale Ebu Cafer İmam-ı Tahavi, buyurdular ki, فَهَذَا عُثْمَانُ رَضِيَ اللّٰهُ İşte Hazreti Osman radıyallahu anh يُخْبِرُ فِي هَذَا الْحَدِيثِ, bu hadiste haber veriyor ki, اَنَّ بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمَانِ الرَّحِيمِ besmele-i şerife لَمْ تَكُنْ عِنْدَهُ مِنِ السُّورَ Sureden değildir. وَاَنَّهُ اِنَّمَا كَانَ يَكْتُبُهَا Onu yazardı. Nerede? فِي فَصْلِ السُّورَ Surelerin aslını fasl için yazılırdı. وَهِيَ غَيْرُهُنَّ Besmele surelerden değildir. İki surenin arasını fasl için, tefrik için yazılırdı. Yoksa surelerden değildir. Abdullah ibn İslam, Hazreti Osman radıyallahu anh'den gelen bu rivayette bu. فَهَذَا خِلَافُ مَا ذَهَبِ اِلَيْهِ اِبْنِ عَبَّاسِ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُمْ مِنْ ذَلِكِ Abdullah ibn Abbas'tan, İbn Abbas'ın zahib olduğu mezhebin bu hilafı ne oldu? Abdullah ibn Abbas'tan ne geldi? Peygamber Efendimiz Fatiha'yı okudu, Besmele'yi de okudu. Sonra Seb'ül Mesani dedi. Seb'ül Mesani de Besmele-i Şerife de ondan bir ayettir. İşte Hazreti Osman'dan da gelen rivayet, hayır, Besmele bu surelerden cüz değildir. Yalnız iki surenin arasında fasl için yazılır. وَقَدْ جَاءَتِ الْاَثَارُ Eserler geldi mütevatireten çok olarak. An Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Peygamber Efendimiz'e ve an Ebi Bekir ve Ömer ve Osman radıyallahu anhüm. Ebu Bekir ve Ömer Osman radıyallahu anhüm'den de çok rivayetler geldi ki اَنَّهُمْ كَانُوا لَا يَجْهَرُونَ Bunlar aşikar okumazdılar biha besmele-i fissalatı namazı. Namazda aşikar okumazdılar. Buna dair de birçok rivayetler geldi. Eğer Fatiha'dan bir ayet olsa muhakkak onu da okurdular. Bilhassa aşikarı okunan namazlarda onu da cehri derdiler. Halbuki cehren okumadılar. Cehren okumadılar. Gizli okudular mı okumadılar mı onu da kimse bilmez. Onda da ihtilaf var ya. Şimdi cehretmediklerinin delillerini getiriyor.
İmam-ı Tahavi buyuruyor ki haddesena Fatun kâle haddesena Ebu Bekir ibn Ebi Şeybe kâle haddesena İsmail ibn Uleyye anil Cüreyriye an Gays ibn Abaye kâle haddeseni ibn Abdullah ibn Mugaffel an Ebihi Abdullah ibn Mugaffel ibn Abdullah ibn Mugaffel babası Mugaffel'den Abdullah ibn Mugaffel'den rivayet ediyor. Ve kallama reytu Abdullah ibn Mugaffel diyor ki ben az gördüm, çok az gördüm reculen bir adamı ki öyle adam ki eşedde aleyhi anın üzerine en şiddetli ne yönünden hadesen, hades yönünden fil İslami, İslam'da hades ve bidet yönünden ona şiddetli olan az adam gördüm minhu Abdullah ibn Mugaffel'den. Abdullah ibn Mugaffel bidete çok düşmanmış. Şimdi Abdullah ibn Mugaffel'in oğlu diyor ki ben onun gibi böyle bid'ete düşmanı da az, pek az gördüm. Yani gallama raytu demek rüyeti galiletun cidde. Benim görmem pek azdır. Ne de firricali ricalda mislehu babası Abdullah ibn Mugaffel gibi. Evet. Ne olduğu halde aşedde aleyhi hadesi. Bid'et yönünden şiddetli olduğu halde böyle şiddetli adam az gördüm. Fesemi'ani babam beni işitti diyor. Ve ene akrav ben okuyorum Bismillahirrahmanirrahim. Namazda Bismillahirrahmanirrahim okuduğumu işitti. Fekale dedi ki ey beniye, ey benim oğlum. İyyâke vel hadese fil İslam. Çok sakın İslamiyette bir bid'et, bir şey ihdas etmeden sakın. Feinni kad salleytu ma'a Rasulillah sallallahu aleyhi ve sellem Resul-i Ekrem Efendimiz'den namaz kıldım. Ve Ebi Bekir'in ve Ömer'e ve Osman'a radıyallahu anhüm bu üçüyle de ben namaz kıldım. Felem esme'a ben işitmedim. Min ehedin minhum bunlardan hiçbirisinden bu besmeleyi işitmedim. Besmele okuduklarını duymadım. Ve lakin izâ karate sen namaza girdin de okumaya başladın mı? Fekul de elhamdülillahi rabbil alemin. Besmeleyi okumadan elhamdülillahi rabbil alemin de oku. Ya şimdi bu rivayette Fatiha'nın evvelinde besmele yok. Bu da hem gizli yok hem de aşikare yok. İkisi de anlaşılıyor. Yahut da aşikare yok, gizli var. Bunu beyan etmiyor. Ve kemâ haddesen Ebu Bekir tekâle haddesen Ebu Asim'in ve Sa'id ibn Amir'in kâle. Ebu Asim ve Sa'id ibn Amir dediler ki haddesen Sa'id ibn Ebi Arûbe en gatâdete an Enes ibn Malik'in radıyallahu anh Fennennebiyye sallallahu aleyhi ve sellem. Enes ibn-i Malik diyor ki Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem ve Ebu Bekir, Ömer ve Osman'a radıyallahu anhüm. Ebu Bekir, Ömer, Osman bunları üçü ve Peygamber Efendimiz kânû yesteftihûnel kirâete kirâete başlardılar. Ve elhamdülillahi rabbil alemin elhamdülillahi rabbil alemin der başlardılar. Yani besmeleyi okumazdılar. وكما حدثنا سليمان بن شعيب الكيساني نتكم bize Süleyman bin Şeyb el-Keysani de rivayet ettiği gibi قال حدثنا عبد الرحمن بن زياد قال حدثنا شعبة عن قتادة قال سمعت أنس بن مالك رضي الله عنه yine Enes bin Malik'e işittim يقول buyururdu ki صليت خلف النبي صلى الله عليه وسلم Peygamber Efendimizin peşinde ben namaz kıldım. Ve Ebi Bekir'in Ömer'e ve Osman'a radıyallahu anhüm bu üçünün de peşinde namaz kıldım. Felem esme aheden minhum bunlardan hiçbirini işitmedim. Ne olduğu halde işitmedim. Yecheru bi bismillahirrahmanirrahim Besmele-i Şerife'yi aşikare okuduklarını işitmedim. Ve kemâ haddesene Yunus bin Abdülâlâ Netekim Yunus bin Abdülâlâ da bize rivayet ettiği gibi قال أخبرنا ابن وهب أن مالكا حدثه عن حميد الطويل عن أنس بن مالك رضي الله عنه إن أنس بن مالك روايت ديليور كأنه قال بيرتولر كي قمت وراء أبي بكر وعمر وعثمان بن عفان رضي الله عنهما ben Ebu Bekir'in peşine kaim oldum, Ömer'in peşine kaldım, kaim oldum yani namaz kıldım ve Osman bin Affan'ın peşinde namaz kıldım. فَكُلُّهُمْ كَانَ لَا يَكْرَهُ Bunların hepsi de okumaz diye Bismillahirrahmanirrahim Besmele-i Şerif'i okumazdılar izefte tahassalata namaza başladıkları vakitte.
Ve kemâ haddesena Fâhetun nitekin Fâhet gene bize rivayet ettiği gibi kâle haddesena Ebu Gassan kâle haddesena Züheyr ibn Muaviye en Hümeydin en Enes'in radıyallahu anhu en Ebu Bekir'in ve Ömer'e Hazreti Enes diyor ki Ebu Bekir ve Ömer radıyallahu anhuma ve yara Hümeydun Hümeyd görür yahut da ve yervi Hümeydun Hümeyd rivayet eder. İki nüshası da var. Yara da var, yervi de var. Ki ravilerden Hümeyd var ya Hazreti Enes'ten rivayet eden Hümeyd-i Tabib. O rivayet eder ki ennehu kad zekeren nebiyye sallallahu aleyhi ve sellem. Allah-u Alem Peygamber Efendimiz de zikreyledi Hazreti Enes. Yani Ebu Bekir'in ve Ömer'imden dedi. Galiba Resulullah Efendimiz de zikreyledi. Sümme zekere nehvehu. Sonra aynı hadis-i şerifi zikreyledi. Yani ben bunların peşinde namaz kıldım. Bunlar Besmele-i Şerif'i okumazdılar namaza başlarken. Ve kemâ haddesen Ahmed ibn Ebi İmran. Nitekim Ahmed ibn İmran'ın rivayet ettiği gibi ve Ali ibn Abdirrahman ibn Muhammed'in el-Mughire kâle haddesena Ali ibn Ca'd kâle ahberena Şeybanu en Katâdete kâle semiyetu anesen yekûl Hazreti Enes'i ben işittim derdi ki صليت خلف النبي صلى الله عليه وسلم وابي بكر وعمر وعثمان رضي الله عنهم bu dördünün peşinde ben namaz kıldım felem esma işitmedim ahadan minhum onlardan hiçbirisini işitmedim yecheru aşikare okuduğunu ney bi bismillahirrahmanirrahim besmele-i şerifeyi aşikare okuduklarını işitmedim ne Resul-i Ekrem'imizi işittim ne Ebu Bekri ne Ömer'i ne Osman رضي الله عنهم وكما حدثنا دخنتكم بزي رواية التيكي بكم أبو أمية قال حدثنا الأحوص بن الجواب قال حدثنا عمار بن رزيق عن الأعمش عن شعبة عن ثابت عن أنس رضي الله عنه قال حضرت أنس بيردلر لم يكن رسول الله صلى الله عليه وسلم في أنبر فمن ظلمته ولا أبو بكر ولا عمر رضي الله عنهم أبو بكر عمر ظلمتلر يجهرون ببسم الله الرحمن الرحيم بسمله الشريفين cehreder olmadılar. Şimdi Hazreti Enes'ten gelen bu rivayetleri İmam-ı Tahavi muhtelif senetlerine rivayet ettiğinden onların hepsini burada zikrediyor. Fakat hepsi de kime dayanıyor? Hazreti Enes ibn-i Malik'e radıyallahu anh. Ve kemâ haddesene ibn-i İbrahim ibn-i Ebi Davud kâle haddesene Düheym ibn-i Yetim kâle haddesene Süheyd ibn-i Abdülaziz en İmran el-Kasîr عن الحسن عن أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم عن ابن سيرين والحسن عن أنس بن مالك ابن سيرين وحسن بصري حضرة أنس بن مالك رواية ديولار قال أنس بن مالك buyurdu ki كان رسول الله صلى الله عليه وسلم Peygamber Efendimiz oldu ve Ebu Bekir ve Ömer ve Osman رضي الله عنه bunların üçü de oldu. Yesseftihune namaza başlar oldular. Elhamdülillahi Rabbil Alemin, Elhamdülillahi Rabbil Alemin diyerek başlardılar. Yani Besmele'yi okumazdılar. Ve kemâ haddesena netekim bize yine rivayet eyledi kim? Ahmed ibn-i Mes'udin el-Hayyatu el-Makdisiyyü kâle haddesena Muhammed ibn-i Kethirin en-el-Evza'iyye en-İshâk ibn-i Abdillah ibn-i Talhata en-Enes ibn-i Malik'in radıyallahu anhü hani Nebi sallallahu aleyhi ve sellem Peygamber Efendimiz'den rivayet eyledi mislehu. Bu hadis-i şerifin mislini yani Hazreti Resul-i Ekrem Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem Ebu Bekir, Ömer, Osman radıyallahu anhum namaza başlarken Elhamdülillahi Rabbil Alemin der başlardılar. Ve kemâ haddesena İbrahim ibn-i Munqidin kâle haddesena Abdullah ibn-i Vehbin an ibn-i Lehiyata en Yesid ibn-i Ebi Habib enne Muhammed ibn-i Nuh Muhammed ibn Nuh ki aha beni Sa'd ibn Bekir Sa'd ibn Bekir kabilesinden olan Muhammed ibn Nuh haddesehu Yezid bin Ebi Habib'e rivayet eyledi. Kimden? An Enes ibn Malik'in radıyallahu anh Enes ibn Malik'ten rivayet eyledi. Kale semiyetu Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Peygamber Efendimiz'i işittim. Ve Ebu Bekir ve Ömer'e, Ebu Bekir ve Ömer'i de işittim. Yani namaz kıldırdıkları vakitte onların peşinde namaz kıldım da işittim diyor. Radıyallahu anhuma yesteftihûnel kıraete
namaza başlardılar. Ne ile? Bir elhamdülillahi rabbil alemin, elhamdülillahi rabbil alemin ile. Yani Besmele'yi zikretmediler. Besmele ile başlardı demedi. Haddesena Muhammed ibn Amr ibn Yunus. Kale haddeseni Esbat ibn Muhammed. Kale haddesena Sa'id ibn Ebi Arube. En Büdeylin. En Ebil Cevza. En Aişete radıyallahu anha kalet. Bu da Hazreti Ayşe'den geldi. Yukarıdaki hadisler Enes ibn Malik radıyallahu anhu'dan geldi. Bu da Hazreti Ayşe radıyallahu anha'dan geldi. Kâlet, Hazreti Ayşe buyurdular ki Kâne Rasûlullah sallallahu aleyhi ve sellem yeftetihu. Peygamber Efendimiz başlar idi es-salâta, namaza bit tekbiri tekbir ile. Allahu Ekber der, namaza başlardı. Ve yeftetihul kirâete, kirâete de başlardı. Bilhamdülillah, elhamdülillah ile başlardı. Besmele'yi zikretmedi burada. Elhamdülillah ile başlardı. Ve yehtimuha, namaza hitam verirdi. Namazı bitirirdi. Bir teslim, teslim idi. Esselamu aleyküm ve rahmetullah diye namazı da bitirirdi. Namazın başlangıcı tekbir ile, bitmesi de teslim ile. Fakat burada getirdiği, istidlal etmiş olduğu tekbirden sonra kıraate ne ile başlardı? Elhamdü ile başlardı. Buyuruyor. قال أبو جعفر إمام التحاوي بيردك فلما تواترت هذه الآثار عن رسول الله صلى الله عليه وسلم Peygamber Efendimiz'den gelen bu eserler bu kadar çok oldu. Baktaki bu kadar baktık hadisler var. Resulullah Efendimiz'den geliyor. Ve Ebi Bekir ve Ömer ve Osman radıyallahu anhum. Hazreti Ebu Bekir, Hazreti Ömer, Hazreti Osman'dan da bu rivayetler geliyor. Bima zekerna, bizim zikrettiğimiz şeyle. Yani bak işte şimdi zikrettik ya, bu kadar rivayetler var. Ve kâne fî ba'dihâ, bu eserlerin bazısında oldu ki ennehum kânû, bunlar yesteftihûnel kirâete, kirâete başlardılar. Bilhamdülillâhi rabbil âlemîn, elhamdülillâhi rabbil âlemîn diyerek başlardılar. Böyle rivayetler böyle geliyor. Fakat veleyse fî zâlike delîlû, bunda delil olmadı ki ennehum kânû, onlar oldular. Ne oldular? La yezkürûne bismillahirrahmanirrahim. Besmele-i Şerife zikretmez oldular. Kablaha Fatiha'dan evvel ve la ba'daha Fatiha'dan sonra Besmele'yi de okumazdılar diye bir delil yok. Yani yalnız var ki Elhamdülillah Rabbil Alemin diye başlardı. Ama ondan evvel Besmele okumadı yahut da sonunda Besmele okumadı diye hadislerde bir rivayet yok. لَاَنَّهُ اِنَّمَا عَنَى. Zira bu ravi kastetti. Bil kıraati, kıraat ile hahuna, burada kıraatel Kur'an, Kur'an'ın okumasını kastetti. Yani namazda Kur'an okumak farz, rükün ya. Bu Kur'an'a ne ile başlardı? Fatiha ile başlardı. Burada bir başka bir ihtimal var. Nedir o? Fehtemele mühtemil oldu ki ennehum Resul-i Ekrem Efendimiz, Hazreti Ebu Bekir, Hazreti Ömer, Hazreti Osman radıyallahu anhüm lem ya'uddu, saymadılar. Ney? Bismillahirrahmanirrahim, Bismillahirrahmanirrahim saymadılar. Kur'an'ın Kur'an saymadılar. Yani Kur'an'a Fatiha ile başlardılar. Yoksa bu Besmele'yi okumazdılar manasına değil. Besmele'yi okurdular ama Besmele'yi Kur'an'dan saymadılar da onun için Fatiha ile başlar dediler. Ve addevha, Besmele'yi saydılar. Zikren zikir saydılar. Ne gibi? Misle Sübhaneke Allahümme ve bihamdik ve tebârek esmük ve teâlâ ceddük ve lâ ilâhe gayruk gibi. Ve mâ dahi bir şey gibi ki yukarı denilir indeftittâhissalâ, namaza başlandığı vakıtta. Namaza başlandığı vakıtta tevcih de var ya. Allahümme inni veccehtü veciyelillezî fatarassemâvâti vel erdi hanife ve mâ anemnel müşrikin. Bu da var. Bunlar zikir olduğundan dolayı bunları zikretmedi. Yani Resul-i Ekrem Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem namaza başladı mı? Sübha tekbir aldıktan sonra Sübhaneke okurdu, tevcih okurdu, ondan sonra evuzu çekerdi, ondan sonra besmele çekerdi. Bunların hepsi tesbih kabilinden idi. Kur'an-ı Kerim'e ne ile başlardı? Elhamdülillah. Bu Elhamdülillah Rabbil Alemin ile başlardı Kur'an olarak. Ondan evvelkileri tesbih edip yoksa besmeleyi okumadı manası yok. Buna ihtimali var. فَكَانَ مَا يَقْرَوْ مِنَ الْقُرْآنِ. Kur'an'dan okuduğu şey بعد ذلك, bu tesbihlerden sonra Kur'an'a
okuduğu şey ve yesteftihu Kur'an'a başladığı şey neyle olur diye elhamdülillahi rabbil alemin elhamdülillahi rabbil alemin ile olur. Ve fi ba'daha bu eserlerin bazılarında da olucudur ki ennehum kanu bunlar Peygamber Efendimiz Hazreti Ebubekir Hazreti Ömer Hazreti Osman radıyallahu anhum bunlar buldular la yecherune bismillahirrahmanirrahim Besmele-i Şerife'yi aşikare okur olmadılar. Aşikare okumazdılar. Ya ne yapardılar? İkizli okurdular. İkizli okudum yani aşikare okumaz. Fe fî zâlike işte bunda olucudur. Delilün delil ki ennehum kânu yekûlûneha Besmele-i derdiler. Min gayri terîkil cehri ceher terîkinin gayrisiyle. Yani gizli okurdular. Ve levlâ zâlik eğer bu gizli okudukları olmasaydı lemâ kâne olmazdı li zikrihim onların zikirlerine için neyi zikirlerine nefiyel cehri cehri nef için yani aşikare okumazdı diye onların o zikirlerine olmazdı zikirleri için olmazdı manen mana olmazdı yani okumazdılar niye okumazdılar gizli okurdu efendim belki gizli de okumuyordu hayır o vakitte efendim bunlar aşikare okumuyordular. Neyi okuyor? Demek ki Besmele'yi okumak var da aşikare mi okunacak, gizli mi okunacak? Dava orada da. Onun için bu eserlerde getirdiği diyor ki aşikare okumaz diye. Ya gizli olur diye. Esas yoksa hiç okunmasa efendim aşikare okunmuyor diye. Zaten yoktu ki ha aşikare okusun ha gizli okusun. Yoktu. Yoktu oldu mu? Besmele'yi okumak olmadı mı? Daha bu aşikare okumaz diye bir iddiaya girmeye lüzum yok. Ya demek ki gizli okuması var da, okumak besmeleyi var da, gizli mi okumak, aşikare mi okumak? Bu getirmiş olduğu eserlerde hayır, aşikare okumazdı. Öyleyse ne kaldı? Gizli okuması kaldı. فَسَبَتَ بِتَسْحِيهِ هَذِهِ الْاَسَرِ Bu eserlerin tasahiyle sabit oldu ki, oldu ne? تَرْكُ الْجَهْرِ aşikare okumayı. Cehri terk etmek. Neyi? Bismillahirrahmanirrahim. Besmele-i Şerif'in cehrinin terki oldu. Ve zikruha besmele-i zikirde oldu sırrın gizli. Bununla sabit oldu ki namaza başlanacağı vakitte Fatiha-i Şerif'e başlamazdan evvel besmele gizli okunacak, aşkarı okunmayacak. İşte bu sabit oldu. Ve kad ruviye zâlike eyza besmele'nin gizli okunduğuna dair rivayet edildi. En Ali ibn Ebi Talib'in radıyallahu anhu ve gayri Hazreti Ali Kerremallah ve Çevre başkalarından rivayetler de var ki Besmele okunur fakat gizli okunur. O Hazreti Ali'den başkaları kim? Min eshabi Resulillah sallallahu aleyhi ve sellem Peygamber Efendimizin eshabında. Kema haddesena nitekim bize rivayet eyledi. Kim? Süleyman ibn-i Şuib el-Keysaniyyü kâle haddesena Ali ibn-i Ma'bedin قال حدثنا أبو بكر بن عياش عن أبي سعد كتابته عن أبي سعيد يصلي فكشرت diyor ki doğrusu عن أبي سعد عن أبي وائل قال كان عمر وعلي رضي الله عنهما أبو وائل diyor ki Hazreti Ömer ve Hazreti Ali رضي الله عنهما oldular لا يجهراني aşikar okumazdılar. Neyi? Bismillahirrahmanirrahim ve la bitteavvuzi ve la bittemin. Besmele'yi de, euzuyu de, amini de aşikare okumazdılar. Ne okurdular? Gizli okurdular. Çünkü euzu okunması var, amin denilmesi var. Öyleyse besmele okuması da var. Yalnız bunları cehretmezdiler de gizli okurdular. Haddesena Süleyman ibn-i Şuayb. قال حدثنا عبد الرحمن بن زياد قال حدثنا زهير بن معاوية قال سمعت عاصما وعبد الملك بن أبي بشير عن عكرمة عن ابن عباس رضي الله عنهما عبد الله بن عباس رواية اتي عكرمة ندى في الجهر ببسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الشريف الأشكر أقوم مسيح حقا رواية الذي قال ذلك عبد الله بن عباس تدبيرت لك ذلك Kale Abdullah bin Abbas dedi ki zâlike fi'lul e'râb bu bedevilerin işidir. E'râbın işidir. Onlar aşikar okurlar dedi. Niye? Yani sünneti tamam bilmezler de onun için.
وكما حدثنا فهد قال حدثنا محمد بن سعيد بن الإسبهاني قال أخبرنا شريك عن عبد الملك بن أبي بشير عن عكرمة عن ابن عباس رضي الله عنه مثله. إمام التحاويب فهد تاركيلة yine Abdullah ibn Abbas'tan bunu rivayet ediyor ki ona dediler ki Fatiha'yı okurken Besmele'yi aşikar okumak var mı yok mu? O da buyurdu ki aşikar okumak Arap'ın işidir. Yani gizli okunacaktır. Kale Ebu Cafer İmam-ı Tahavi buyurdular ki Fahada işte bu rivayet Hilaf-ı Mâreveyne an İbn Abbas radıyallahu anh'ın Abdullah ibn Abbas'tan rivayet ettiğimiz hadisin hilafı oldu. Nerede rivayet ettiğimiz? Fil fasıl lezî keblehâda. Bundan evvelki fasılda, Abdullah ibn Abbas'tan rivayet ettik ki Besmele'yi Fatiha ile beraber okumak var. Ve aşikar okumak var. Öyleyse bu onun hilafını oldu. Ve şimdi buradaki rivayetler Hazreti Ömer, Hazreti Ali ve Abdullah ibn Abbas'tan da bir rivayet geldi. Besmele-i Şerife çehredilmez. Daha başka ve kema haddesena İbrahim ibn Münqidin قال حدثنا عبد الله بن وهب عن ابن لهيعة أن سنان بن عبد الرحمن الصدفي حدثه عن عبد الرحمن الأعرج قال عبد الرحمن الأعرج diyor ki أدركت الأئمة ben imamlara yetiştim ve ma yestefthuna onlar başlamazdılar el kıraate kıraate başlamazdılar illa bilhamdülillah illa elhamdülillahi rabbil alemin ile başlardılar. Yani aşikare okuyarak oradan başladılar. Haddesena İbrahim ibn Münqid kâle haddesena Abdullah ibn Vehb an ibn Lehiyatâne bilesvet an Urvete ibn Zübeyr mislehu. Yine aynı rivayeti İbrahim ibn Münqid fakat Abdullah ibn Vehb'den Abdullah Vehb ibn Lehiyye'den ibn Lehiyye yukarıda Sinan ibn Abdurrahman'dan burada da Ebu Lesvet'ten rivayet ediyor. Haddesena Revh ibn-i Fereş kâle haddesena Sa'id ibn-i Kethir ibn-i Ufeyr kâle haddesena Yahya ibn-i Eyyub en Yahya ibn-i Sa'id kâle Yahya ibn-i Sa'id dediler ki edrektu ricalen min ulemâina bizim alimlerimizden birçok adamlara ben yetiştim. مَا يَقْرَعُونَ بِهَا Besmele'yi okumazdılar. Yani aşkarı okumazdılar. وَكَمَا حَدَّسَنَا رَوْحُ بْنُ الْفَرَجِ Nitekim bize Revh-i bin el-Ferec'in rivayet ettiği gibi قَالَ حَدَّسَنَا سَعِيدٌ قَالَ حَدَّسَنَا يَحْيَا عَنْ يَحْيَا بِنِ سَعِيدٍ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْقَاسِمِ قَالَ عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنِ الْقَاسِمِ diyor ki مَا سَمِعْتُ الْقَاسِمَ قَاسِمِ اشْتَمَدُمْ قَاسِمِ كِمْ قَاسِبِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي بَكِرٍ radıyallahu anh ben Kasım'ı işitmedim. Yakra'u bismillahirrahmanirrahim. Besmele-i Şerife'yi okur işitmedim. Kale Ebu Cafer İmam-ı Tahavi buyurdular ki felemmâ sebeten Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem vaktaki Resulullah Efendimiz'den sabit oldu. Ve ammen zekerna ba'dahu. Tabi bir kimseden sabit oldu ki biz onu zikreyledik. Ba'dahu Resulullah Efendimiz'den. Hazreti Ebu Bekir, Hazreti Ömer, Hazreti Osman, Hazreti Ali, Abdullah ibn Abbas işte bunlardan da zikreyledik. Sabit oldu ney? Terkül cehri bi bismillahirrahmanirrahim. Besmele-i Şerife'yi cehretmenin terki. Yani bunlar cehren okumadılar, bunu terk ettiler. Bu sabit oldu. Sebete sabit oldu ki enneha öyleyse Besmele leyset minel Kur'an, Kur'an'dan değildir. Bu sabit oldu. Yani Fatiha-i Şerife'den bir ayet değildir. Eğer ayet olsaydı bunu okurdular, terk etmezdiler. وَلَوْ كَانَتْ مِنَ الْقُرْآنِ Kur'an'dan olsaydı, yani Fatiha-i Şerife'den birinci ayet olsaydı لَوَجَبَ وَاجِبُ olurdu ney? اَنْ يُجْهَرَ بِهَا onunla cehr okuna, aşikar okuna كَمَا يُجْهَرُ بِالْقُرْآنِ سِوَاهَا bu besmelenin gayrisi nasıl cehr olunur aşikar okunursa onun da aşikar okunması vacip olur diyor. Ela tera sen görmez misin ki enne bismillahirrahmanirrahim besmele-i şerife elleti finnemel sure-i nemizde olan besmele-i şerife innehu min Süleymane ve innehu bismillahirrahmanirrahim ayetinde olan besmele-i şerife yücheru cehrolunur biha anullah. Niye? Kur'an olduğunda aşikar okunur. Kema yücheru bi gayraha minel Kur'an
Kur'an'dan diğerleri nasıl cehr olunursa o doğrada cehr olunur. Çünkü orada Kur'an'dandır. لَاَنَّهَا مِنَ الْقُرْآنِ Çünkü orada Kur'an'dandır Besmele. Öyleyse Kur'an nasıl cehr olunursa Sûre-i Neml'de de Bismillahirrahmanirrahim cehr olunur. Ama Fatiha-i Şerife'nin evvelinde cehr olunmaz. Cehr olunmadığından anlaşıldı ki Fatiha-i Şerife'den bir ayet değildir. فَلَمَّا سَبَتَ وَقْتَكِ sabit olduğu ney? اَنَّ اللَّتِي قَبْلِ فَاتِحَةِ الْكِتَابِ O bir besmele ki Fatiha-i Şerife'den evveldir. يُخَافَتُ بِهَا Onunla muhafete olunur. O gizli okunur. وَيُجْهَرُ بِالْقُرْآنِ Kur'an ile de cehr olunur. Besmele gizli okunur. Elhamdülillahi Rabbil Alemin de aşikarı okunur. Böyle olduysa sebete sabit oldu ki اَنَّهَا Besmele-i Şerife لَيْسَتْ مِنَ الْقُرْآنِ Kur'an'dan değildir. Yani Fatiha'dan değildir. Ve sebete sabit oldu ki ney sabit oldu? اَنْ يُخَافَتَ بِهَا Besmele gizli okunur. Ve yüserre gizli okuna kema yüserru gizli okunduğu gibi etteavuzu vel iftitahu ve ma eşbeha euzu billahi mineşşeytanirracim. Evet, ondan sonra iftitah dedi ki Sübhaneke Allahümme Allahümme inni veccehtu. Evet, bir de ve ma eşbeha bunlara benzer diğer dualar gibi Besmele-i Şerif'te gizli okunması sabit oldu. وَقَدْ رَيْنَاهَا Gene biz Besmele-i Şerife'yi gördük eyda. Yukarıda beyan eylediğimiz gibi mektubeten yazılı olmuş gördük. فِي فَوَاتِحَ السُّوَرِ Surelerin iptidalarında yazılmış olduğunu gördük. فِي الْمُسْحَفِ مُسْحَفِ شَرِفْتَ Her surenin arasında bir Besmele-i Şerife yazılıdır. Fî Fâtihatil Kitâb, Fâtiha-i Kitâb'ın başında da yazılıdır. Ve fî gayriha, diğer surelerin başında da yazılıdır. Böyle gördük. Ve kânet Besmele oldu fî gayri Fâtihatil Kitâb. Fâtiha-i Şerif'in gayrisinde leyset ve ayetin ayet değildir. O sureden ayet olmadığını gördük. Her surenin evvelinde var ama fakat o surenin ilk ayeti değil. O ayet, o sureden değil. Böyle gördük. Sebete eyda, işte bu ile bununla da bu şekilde sabit oldu ki enneha besmele-i şerife fi fatihatil kitab fatiha-i şerifede leyset ve ayetin fatiha-i şerifeden bir ayet değildir. Nasıl diğer surelerden bir ayet değil ise fatiha-i şerifeden de ayet değildir. وَهَذَا işte bu اَلَّذ۪ي öyle bir şeydir ki هَذَا bu ki sebete sabit oldu مِنْ نَفِي بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ Besmele-i Şerif'in nefinden اَنْ تَكُونَ مِنْ فَاتِحَةِ الْكِتَابِ Fatiha-i Kitap'tan bir ayet olmasının nefinden sabit oldu وَمِنْ نَفِي الْجَهْرِ بِهَا فِي الصَّلَاتِ bir de namazda onu cehretmenin nefinden sabit olan şey İşte bu nedir? Kavlu Ebi Hanife'te ve Ebi Yusuf'e ve Muhammed ibn-i Hasan. Bu üç imamın kavli budur. Rahimahumullahu Teala. Yani bu üç imam bir ittifak ne diyorlar? Besmele-i Şerife, Fatiha-i Şerife'den bir ayet değildir. Diğer surelerin evvellerinden de bir ayet değildir. Ve namazda da cehren okunmaz. Ya ne olur? Fatiha-i Şerife surelerin arasını fasl için yazılmıştır. Namazda da gizli okunur. Fatiha'dan evvel gizli okunur. Bunların kavli bu. Şimdi Fatiha-i Şerife'den değildir dedi. İmam Ebu Hanife, İmam Ebu Yusuf, İmam Muhammed Fatiha-i Şerife'nin birinci ayeti değildir dediler. Bunlarla beraber başka imamlar kim var böyle diyenlerden? İmam-ı Malik, İmam Ahmed ibn Hanbel, İmam Evza'i, Abdullah ibn Mübarek, Davud-u Zahiri ve Davud-u Zahir'in etba'i Bunların hepsi bir ittifak dediler ki Besmele Fatiha-i Şerif'ten bir ayet değildir. Cumhur'un kavli de budur, muhakkikinin kavli de budur. Sonra kaldı ikinci mesele ki namazla Fatiha-i Şerif'ten evvel Besmele okunursa gizli mi okunacak, aşikare mi okunacak? İmam Ebu Hanife ve İmam Ebu Yusuf ve Muhammed dediler ki gizli okunacak, aşikare okunmayacak. Peki bunlarla beraber diğer imamlardan kim böyle dedi? Ebu Ubeyd,
Hakem, Süfyan-ı Sevri, Abdullah bin Mübarek, Hammad ve Şafiiyeden bir cemaat, İmam Ahmed bin Hanbel, İshak ve Cumhur Ehli Hadis ve Cumhur Ehli Fıkıh, bunlar da böyle dediler ki aşikar okunmayacak, gizli okunacak. İşte bu meselenin hulasesi budur. Vallahu Teala a'lem ve sallallahu ala seyyidina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ve sellem.